Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Tekla Structure 2021 modelde flow nasıl ve bu flow'un base place entegral kapasını oluşturmasını göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuraya yüksekliği 6 metre olan ve PA4 flow'un bunu yüksek ekibinden hesaplamıştık. H4 solunu çizelim. Yüksekliği 6 metre ve base plate'ini oluşturalım. Şimdi onu oluşturmak için bir aksında şöyle bir kesit alalım. Bu kesit almanın iki yöntemi var. Bir view menüsü içerisinde create view of model'dan using two points 2 noktaya tutarak kesit almanın. Şimdi bir aksında kesit alıyoruz. Buradan tutup geldiğimiz zaman şu şekilde bir ekran tabi. Bu solid iç deve modunda. Bunu plana çevirmek için Ctrl F tuşuna bastığınız zaman bunu plan moduna getirir. Tabi bir komuttan çıkmak için sağ tıklayıp interact'ı tıklıyoruz. Sonra ekrana çık tıklayıp bunun üstüne bir aksı şeklinde demiştir. Modif F'lar okunuyor. Şimdi şurada bir TA4 tonunu oluşturmak için şurada bakın create column yani create simple column at the position you pick. Burada steel yani çelik için column oluşturma var. Ayrıca başka bir de şu an benim içerisinde yok. Bir de concrete beton harmanı column oluşturabilir. Şimdi kolonun özelliklerini girmek için bunu iki defa tıklıyorum. Şimdi part kısmına P yazıyorum. Büyük harfle P. Bir de P1'den başlıyor. Yani bir numaralı sayıdan başlıyor. P1, P2 şeklinde devam ediyor. Assembly'ye montajlı ismi. Buna ben kolon için KL kullanıyorum. Main kısmı column veya column gibi yazabilirsiniz. PA400 eğer burada yoksa select menüsüne girip istediğiniz kolonu bulabilirsiniz. Bu PA sınıfındaki kolonlar. Şunun içerisinde bakın bir P tarzı var. Hem var, hedge var, hep var. Bu daha böyle nasıl denir? Hacimli kolonlar da var. PA400 kolonunu seçiyorum. Apply diyorum. Ona ait bütün atalet kuvvetleri bakın mevcut. Bakın height, width, web thickness. Bakın PA400 kolonun özellikleri 390 mm, 300 mm. Width dediği B, şu başlık demiştim. Yüksekliği 390. Web thickness S, 11 mm. Burada özellikleri vermiş. Okey diyorum, okey diyorum. Daha sonra bizim kolonumuz SAP 2000'de S275 yani SP44 olarak duymuştuk. Daha seçmiştik. Arkadaşlar bunların çok bir farkı yok aslında. Yani maliyet olarak da bir fark yok. Eğer kesik tutamıyorsa mesela S235'den S275'e geçebilirsiniz. Eğer malzeme tamamlamak için de S275, S235 bakın JR sınıfı. Bakın özellikle de burada. Bakın görüyor musunuz? ST44. S235, ST37. S355 bu da ST52. Eski sistemdeki isimlerinden bahsediyorum. Yeni yönetmeliğinde. Bunun ismi S275 olarak geldi. Okey diyorum. Şu class kısmından renk değiştirebilirsiniz. 6, 7, 8 istediğiniz bir sayı verebilirsiniz. Arkadaşlar modifi apply dediğiniz zaman son kod olarak gidiyoruz. Şimdi bakın tıklıyorum. Default olarak tekrar programı 7.20'ye atıyor. Şimdi interact diyorum. Şimdi buna bir 3D boyutta bakalım nasıl atmış. Bunu 6 metreye çekeceğiz. Şimdi Ctrl I tuşuna bastığınız zaman sisteme ait görünüşler görünebilir. Veya şurada bakın şu kısa yol tuşu da var. Bakın buna da olabilir. Orasını bilmiyorsanız view list.
Yani bir bölümünden bir düşe verebilirsiniz. Üçgenden bir bakalım. Evet. Makasın olacağı yönde kuvvetli yönde çalışıyor. Bu noktaya herhangi bir problem yok. Şimdi tutalım. Bunun boyunu 6 metreye çıkalım. Tekrar bir aksına geleyim. Daha net görürsün. Kolun üzerine gelip çift tıkladığınız zaman position bölümünde. Bakın bu position'da yönlerini değiştirebilirsiniz. Kolonun yönünü değiştirebilirsiniz. Hatta hemen göstereyim. Bakın mesela kuvvetli yönü bir tarafa bakıyor. Fark ettiyseniz. Bakın çok dikkat edin. Mesela rotation'dan 90 yaptım ya. Bakın gördüğünüz gibi kuvvetli yönü değişti. Bunu sıfır yaptım. Tekrar eski haline getiriyorum. Bakın, üzerine tıklayıp tekrar geri tutmamız gerekiyor. Yani bu bilgileri buraya aktaracak. Yani bu front, burada rotation'ı bunlarla da oynayarak yapabilirsiniz. Bakın bunun boyunu ayarlamak için top ve button kısımları var. Şimdi top kısmına 6000 yazıyorum. Modify dediğimiz zaman tekrar üzerine tıklayıp bunun için yapıyoruz. Modify dediğimiz zaman bakın boyunu 6000 yaptı. Arkadaşlar şimdi başka bir yöntemle deneyelim. Size başka bir şey daha öğreteyim. Farklı bir komut öğreteyim. Tekrar tıklayıp bunu eski haline getirelim. 7200 diyelim. Modify diyorum. Bakın kesite gelelim. Bir aksi kesitine geldim. Tıkladım böyle. Şu üstteki kırmızı noktayı görüyor musunuz? Şuradan çift tıkladığınız zaman sol çift tıkladığınız zaman aşağı doğru DZ yönünde 1200 yani 7000'den 6000 çıkarsa 1200 çıkar yani 6000 kotuna gelmesi için 1200 taşıyacağım. Şu aşağıyı kotu şu aşağıya taşıyacağım. Bakın. Veya pik de diyebilirsiniz. Bakın şuradan tuttu. Şu noktaya 1200 dediğiniz zaman zaten o tarafı yapıyor. Move dediğiniz zaman tak burası geldi. Okey diyorum. Şimdi üçte boy görünüşüne gelelim. Sağ tıklayıp interval diyorum. Şimdi ayrıca şunu da göstereyim. Bakın farkındaysanız transparan şeklinde. Kontrol 1, 2, 3, 4 tuşlarıyla bunları katı haline getirebilirsiniz. Yani kontrol 4 daha katı. Kontrol 3 siyahlı bir görüntü. Kontrol 2 biraz daha transparan. Kontrol 1 tam transparan. Böyle şeffaf bir görünüşe sahip. Kontrol 4 yaparak elemanlar için kontrol tuşunu kullanarak bu hale getirebilirsiniz. Makrolar için de shift tuşu kullanıyoruz. Unutmayın. Şimdi makromuzu atayacağız. Bakın şurada Application and Components diye bir sekme var. Buna basıyorum. Eğer sizde şu görünmüyorsa, şu tuş görünmüyorsa arkadaşlar, yani burası açılmıyorsa şu sekmeden açabilirsiniz. Bakın arkadaşlar ben 1041 1014 pardon 1016 notuna oldu. Stitch.based plate komutunu kullanıyorum. Şimdi tutuyorum. Buna tıklıyorum. Bakın alt tarafta yazıyor. Pick main, pick part. Şimdi elemana tıklıyorum. Sonra position. Elemanın orta noktasına tıklıyorum. Makroyu atıyor. Şimdi bakın makroyu atalım. Şimdi ekranları kapatalım. Şunları kapatalım. Şimdi bunun içine girip düzenlemeleri yapacağız. Bu SAP 2000'de hesapladığımız moment, kesme, eksenel kuvvete göre bunu ankaraj donatmalarını, ankaraj donatmalarını yapacağız. Taban plakası, stiffness plate'lerin kanunluklarını göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar gelip bakın şimdi burada bunu daha böyle katı haline getirmek için ne yapıyoruz? Kontrol 4'e basıyoruz. Bakın daha katı hale geldi. Şimdi geliyorum, takılıyorum. Bakınız, farkındaysanız bunu biraz yana çekeyim. Evet, görüntü gibi. Şimdi bu picture kısmında kayma kaması falan olursa buraları değerleri direkt yaparız. Ama bizim için burası çok mühim değil. Yani biz bunu şu an kullanmayacağız. Part kısmına giriyoruz. Biraz statikada bulduğumuz sonuçları giriyoruz. Play kanlı 30 milimdir. Position, buraya PL yazıyoruz. PL1 buradan başlattık. Plaka kesiyor. Yazmasanız S235 JR atar.
Biz hemen gösterelim. Bakın buradan giriyorum. Şu tuşa bastım bakın. Giriyorum. Setil. SQ35 yere apply diyorum. Work plates 15 milimdi. PL 1. Şunu kopyalayayım hemen. Böyle yapıştırayım. Flange. Flange bu başlıklardaki de bu da 15 milim. Yani şunlarda arkadaşlar taban platformu belli bir şeyin altına düşmemeye çalışın. Çünkü yani çok bir fark da etmiyor. Çok farklı tip de çıkartmıyor. Yani bir 10 milim, 12 milim, 20 milim, 30 milim. Yani çok farklı çıkartmanın da bir manası yok. Farklı farklı sesi çıkartmanın. Tamam. Şimdi bakın. Makroya tıkladım. Modify dedim. Bakın gördüğünüz gibi şekil değişti. Şimdi parametres kısmında bizim şu an bir ilgimiz yok. General'da bir ilgimiz yok. Yani lokal ve global eksendeki eksen katmanları çok bir ilgimiz yok. Bolt. Bizim hesaplarımıza göre çıkan Bolt dediğimiz bloğun çapı 27 idi. M27. 79-90. Tolerans. Yönetmelikte bu var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelikte 3 milim tolerans. Şimdi şunlar 3 milim 27 yönetmelikteki en az 3 katı olacak dış mesafe 80 santim alan. Yani 81 oluyor da 80 alabiliriz. Bakın arkadaşlar 80 milim. 80 milim. Bakın görüyor musunuz? 88. 80 milim. 80 milim. Peki arkadaşlar, biz ne bulmuştuk ideal statikada? Kuvvetli yönde 4 tane, diğer yönde 3 tane bloğum vardı. Ağırlıkları da 4 tane 150 milim arayla 15 santim yani. Bunları hesaplarla açıklıyorsunuz. Tabii çok da farklı bir şey değil. Zamanla oturuyor. Bu da 3 tane 220 arayla. Şimdi size burada bir şey göstermek istiyorum. Modifi diyorum. Bakın ankajlar atıldı. Şimdi bunun etrafına dönmek için V'ye basıyorum. Bir noktaya tıklıyorum. Kontrol tuşuna basıp mouse'un orta tuşuyla etrafına dönüşebilirim. Bakın olmadık yere blon attı. Nereye? Bakın şuraya blon attı. Buraya blon atamayız. Şimdi bunu silmek için bakın şurada delete tuşu var. Şimdi ne yapıyorum? Bakın değerli arkadaşlar. Çok dikkat edin. Şimdi bunun ne, hangisini silmek için ne yapacağız diye düşünüyorsanız bir yazın. Bakın nerede siliyor diye göreceğiz. Mesela bir diyelim. Modify diyelim. Nereden sildi? Bakın buradan sildi. Yani ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın. 5. Hatta 1, 2 yazalım. Nerede nereye gittiğini görelim. Hah bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bir defa 5'i yazalım. 6, 7, 8. 5 ve 8 numaralı bu onları silsin diyoruz. Bakın gördüm. Tekrar V'ye basıp herhangi bir yere tıklayıp kontrol tuşuna basıp mouse'un orta tuşuna tıklayıp döndüğümüz zaman bunu çözmüş olduk. Çok gayet güzel oldu bakın. Kuvvetli yönde, zorlanan yönde 4 tane bulan. Diğer yönde 3 tane olacak. Tabii şunu kaldıracağız. Şimdi stiffener. Yani beltikler diyebiliriz bunlara. Kuvvetlendirme plakları. Genelde benim uyguladığım arkadaşlar şu uygulama. Ne bileyim modify diyor. Gayet güzel bir uygulama aslında bu. Piyasada da karşılığı var. Şimdi bunun yüksekliğini 200'e ben 130 gireyim. Bu da 200'e 130 girelim bakalım. Bakın farkındaysanız böyle. Hatta şurayı 135 yapalım. Tam böyle otursun. Yani bunları deneyerek yapıyorsun. Bakın böyle tam oturdu. Şu ışıkları ben çok hoşuma gitmiyor. Alt tarafta bu. Bunlar çok hoşuma gitmiyor. 0-0 diyorum. Ben üst tarafta yapmayı daha çok seviyorum.
Yani şunlar da 50'ye 50 değil. Bunlar çok güzel duruyor bayrakları var. Modify diyorum. Bakın gayet güzel durdu. Değil mi? Şimdi değerli arkadaşlar. Anchor Watch. Sonuçta bunlar bulon olarak taşlaştırsalanca, ankaraj olarak taşlaştırılacak. Şurada base plate değil. Bunu ankor yapıyoruz. 4 milyon ankarajlar geldi. Bizim aşırımız ne? D27 yazıyoruz. Yazmaya da biliriz. Burası çok şey değil. Zaten başta şurada bol kısmına verdik. Daha sonra şunlara 20 santim diyebiliriz. 20 milim pardon, çok özür diliyorum. Şurayı 60 yapabiliriz. Modify diyor. Tabi üzerine tıklayıp modify diyorsak. Tamam. Şimdi daha sonra biz hesaplarda çıkan ankaraj derinliği 500 milimdi. Yani 50 santim. Modify diyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu kısımdan ise gördüğünüz gibi mesela bu blur daha sonra bakın şunları değiştirerek üzerindeki bidonlar şunları görelim gördüğünüz gibi bakın evet görelim. Tabak plakası ve kolon oluşturma bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla. Sağlıcakla.